Frataş'tan mı? Sefer sefer mi? Maçın hakemi Alman Mihail Mas. Aus Italien, Giulio Pieras. Aus Italien und Nico Lavabas aus Deutschland. Herkes çok heyecanlı. Tribünler tıktım tıktım dolu. Organizasyonun patronu Okan Yavuz ve Erol Ceylan çok çok heyecanlı olmadılar. Çok da mutlu olmadılar. Çok uğraştılar. İşte bu geceyi organize ettiler. Almanya'nın göbeğinde Arnavut Sefer Seferi Türk Fırat Arslan tıktım tıktım tribünleri doldurdular. Okan Yavuz Sivas Kemerekli sevgili seyirciler organizatör. Arpa Özlü köyüne de selamlar gönderiyoruz. Fırat Arslan aus Göppingen, Deutschland. Almanya'da yaşıyor Fırat Arslan. Şu sit kartta. And now, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Kämpfer. Şu andaki adrenalini anlatmak mümkün değil. Muazzam, muazzam. Hazırlıklar tamamlandı. Mücadele başlıyor. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Usyk'in ağır siklete çıkması %99.9 gibi bir şey. Bütün şampiyonluk kemerlerini bıraktığında bu maçın kazananı WBO'da dünya şampiyonluk maçına girecek. Başlar başlamaz sefer seferi çok hızlı bir giriş yaptı. Hırçın bir isim. Sağ koşu Fırat'tan. Çok hızlı giriyor. Başlar başlamaz. Fırat'tan tehlikeli yumruklar, kontralar gelecektir merak etmeyin. 39 yaşında Sefer Seferi. Gregory Drost'u 25 maç 25 galibiyeti olan Gregory Drost'u yenmesinin ardından Fırat Arslan dünyada acayip tanındı. Sefer şimdi arka arkaya yumruklarla rakibin üzerine gidiyor. Net isabet şu ana kadar göremedim ama kafa darbesi var diye şikayeti var. Sol köşeden kaçıyor. Yakalanmadı. O da kafasını uzattı. O da kafasını uzattı. İş başka yere gidiyor sevgili izleyiciler. Protestolar var. Tribünlerin yarısından biraz fazlası Türk diyebilirim. Arnavutlar var ciddi anlamda. Almanlar keza evlerinden çıkıp bu maç için sabahtan beri beklediler. Sol direkt girişimleri var. Abisini mağlup etti. Ve abisini mağlup ettikten sonra sevgili izleyiciler Nuri Seferi'yi aynı gece Sefer Seferi Fırat'la maç yapmak istedi. Aradan 2 sene geçti. O maç şu anda gerçekleşiyor. Cruiserweight'te 21 maç yaptı. 23 maç yaptı. 21'ini nakavtla kazandı Cruiserweight'te. Bu siklette hiç kaybetmedi Sefer Seferi. Ağır siklette Manuel Schatz ve Tyson Fury'e kaybetti sadece. Uppercut. Otoriteler %55, Fırat Arslan %45 Sefer Seferi diye görüş bildiriyorlardı. Sabrediyor Fırat şu an. Sol köşe. Sağ köşe süper. Çok iyi yakaladı Fırat. Kapalı gardından itirazı var Sefer Seferi'nin. WBO Federasyonu'nda Glavaşki'yi biliyorsunuz en son Muhammed Ali Kupası'nda kazandı. 2 numarada yer alıyor. Geçici şampiyonluk maçını kazanmıştı Blatov'la. 3 numarada da Fırat Arslan yer alıyor. Fırat Arslan
IBF'de 11. WBA Federasyonu'nda 14. durumda. İkinci round tabelesi havada. Pozisyonlar birinci round'da. Arnavut Luan Krasniçi'yi bilirsiniz. Onun tavsiyesiyle boksa başladı Fırat Arslan. Ve kariyerinin bu maçında da bir Arnavut'la karşı karşıya. İşte kadar böyle bir şey. Instagram'da Bilgehan Demir sevgili izleyiciler. Son iletimin altına yorumlar gönderebilirsiniz. Bilgehan Demir Instagram'da. Bu maçı kim kazanır, nasıl kazanır? Teknik yorumlarınızı bekliyorum. Ve şehrinizi, memleketinizi de yazmayı unutmayın. İkinci round başladı. Twitter'da da T-Max'i etiketleyerek yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Mihail Mas maçın hakemi. Ali Eren Berbeyko maçını da bu hakem yönetmişti. Tribünlerde Fırat Fırat sesleri değerli izleyiciler. Sadrek attı. Hala kapalı vaziyette. Seyircinin beklentilerini karşılayacak bir maç bekleniyor. Şu ana kadar heyecan bayağı yükselmiş vaziyette. Şimdi esnesine bir darbe. Ters kart. Fırat Arslan, solak boksör. Kariyerinde WBA'de dünya şampiyonluğu yaşadı. Yine çok iyi bir sol koşa Fırat'tan. Fırat biraz daha açık dövüşte. Çok daha tehlikeli olan bir boksör. Sefer seferi. Attığı yumruklarla. Yıpratıcı yumruklarla. Atak peşinde ama Fırat kuvvetli vuruyor. Aparkat geldi. Çok fazla yordu kendisini Arnavut boksör. Ve Fırat Arslan cezalandırdı. Son koşa bir tane daha. Sadrek. Yıkılıyor ortalık sevgili izleyiciler. Kafasını uzattı yine. Tehlikeli bir hareket Arnavut boksörde. Aparkat. Sadrek. Sağ köşe. Sesim sizlere gelirken mutlaka tezahüratlar arasında kayboluyor olabilir. Çok gürültü var salonda. EVS Arena'da ortalık yıkılıyor adeta. Tek bir boş yer bile yok. Benim görebildiğim kadarıyla. 6000 kişilik salon. 1967'de açıldı, 2008'de restore edildi. Fırat'ın yumruk sayısını arttırması şart. Kuvvetli vuruyor ama sefer seferinden çok fazla yumruk sağlığı var. Bu duruma bir çare bulmamız da lazım açıkçası. Üçüncü round tabelası havada. Üçüncü round tabelası havada. Değerli izleyiciler, işte salondan görüntüler. Bu salon Almanya'da bir Türk için, bir Arnavut boksör için doldu. Sizleri ekran başına davet ettik ve böylesine zorlu bir mücadelede sizleri de ekran başında görmek gerçekten çok mutluluk verici. Fırat'ı burada yalnız bırakmıyorsunuz. Bizim aracılığımızla da olsa, ama şu bir gerçek. Fırat bu maçı kazanırsa büyük iş başaracak. Üçüncü round.
Fırat adım üzerine pres yaparak gidiyor, solu vurdu. Yumruk kombinasyonlarını yapmaya başladığı zaman sefer sefer adeta dağılıyor. Ama Fırat'ın en büyük özelliği oyun planını bozmaz. İyi bir aparkat geldi az önce sefer seferiden. Sol koşu süper. Sağ direk geliyor. Bir sağ direk daha. 12 round'luk karşılaşmanın 3. round'undayız. Bravo Fırat. Kapanarak gidiyor üzerine. İşte bu. Karaciğer'e yöneldi. Direkt yumruğu yedi. Arnavutlar çok tedirgin salonda. ...11 yaşındayken Makedonya'da doğan Arnavut boksör ailesiyle birlikte İsviçre'ye göç etti. Süper yumruklar geliyor şimdi Fırat'tan. İki kardeşler Nuri Seferi ve Sefer Seferi, ikisi de boksör. Eşi Dilek bu organizasyonun koordinatörü olarak görev aldı. Dilek Arslan çok da başarılıydı, tebrik ediyorum. Alexandra Ceylan da Erol Ceylan'ın eşi de aynı şekilde keza Erol Ceylan'ın başarısı için ter döküyor. Perde arkasında kadınlar var. Etkilenmedim dedi Arnavut boksör. Sol direkler. Aparkat girişimi tekrar. Sol direk. Bir sağ direk daha geldi. Devam edin diyor maçın hakemi. Sağ köşeyi de vurdu Fırat Arslan. Sol köşesi. Aparkat. Sol direk. 30 saniye var. 3. raundun tamamlanmasına. Aparkat sol köşe. Kuvvetli vuramıyor ama çok vuruyor sefer seferi. Fırat da sazı elini aldı mı? Arnavutların güreği hazır geliyor. İşte bakın bugünün gibi. Türkiye'de de çok fazla Arnavut yaşamakta. Onlara da selamlarımızı gönderiyoruz. Sola aparkat geldi şimdi. Roundu tamamladık. İki kardeş ülkenin büyük savaşçıları ringde karşı karşıya geldiler. Ülkeleri adına, kendileri adına ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Tansiyon ne kadar yüksek olsa da maç sonu barışıyorlar. Sefer Seferi'nin dedesi çok yakın bir Türk arkadaşı vardı. Ve o Türk arkadaşı o dedesine gerçekten çok büyük iyiliklerde bulundu. Bunu Sefer Seferi'nin babası anlattı bana, İsmet amca. Ve şunları söyledi. Bizim ailemizde benim adım İsmet. Oğlumun adı Nuri, öbür oğlumun adı Sefer. Türk isimleri koyduk. Çünkü dedemizin bize vasiyetiydi bu. Biz de bunu gerçekleştirdik. Türklere selam olsun dedi. Sefer Seferi'nin babası İsmet Seferi. Başlar başlamaz 4. round'da Sefer sert yumruklar denerken Fırat'tan bir sol koşa çıktı. Sağ direk vuruyor Fırat. Şimdi tekrar bir bel altı gelir gibi oldu. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer altında oynanıyor. Sağ direk attı tekrar. Sol koşe. Bir sol koşe Fırat. Aparkat sağ direk. Sefer bastırmaya çalışıyor. 48 yaşında, dikkatinizi çekmek isterim. Evander Holyfield gibi. Bernard Hopkins gibi tarihi bir başarı yakalamak istiyor. George Foreman 46 yaşında dünya şampiyonu olmuştu. 49 yaşında dünya şampiyonu olursa Fırat
tarihe geçecek sevgili izleyiciler. Şu anda kaç yaşındaysanız kontrol edin. Bu adam 48 yaşında bunları yapıyor. Ahmet Akdoğan 38 herhalde Kayseri'den yazmış. Diyor ki sefer sefer eldivenleri dövüyor. Fırat da seferi dövüyor. Bakalım sonuç ne olacak demiş. Sonunda da İzmir diye eklemiş, düzeltiyorum. Murat Aykutlu, Fırat kendini saklıyor son rounda demiş. Hafız Çiçek Diyarbakır'dan yazmış. Fırat oyununu bozmazsa çok rahat kazanacak gibi görünüyor demiş. Türkiye'nin dört bir yanından Instagram'da mesajlar yağıyor. Bilgehan Demir, Instagram'da yorumunuzu gönderebilirsiniz. Son koşu geldi, sağ direkt geliyor. Sefer yüklenmeye başladı. 12 round'luk maçın 4. round'undayız. Sadrek. Hepimizin merak ettiği konu 48 yaşındaki Fırat 12 round'u rahat çıkarabilir mi diye son koşusunu da vuruyor. Son 10 maçının 8 tanesini nakavtla kazandı Fırat Arslan sevgili boks severler. Sadrek geldi. Çok fena bir maç oluyor. Akıllara zarar bir buluşma oldu bu. Sadrek tekrar. Bir Sadrek daha. Çelme var, çelme. Çelme var. Kaldıkları yerden devam ediyorlar. Round bitti. Maçta her şey deneniyor. ...2007 yılında Budapeşte de Valeri Brudov'u mağlup ederek WBA'de geçici şampiyonluğun sahibi oldu Fırat Arslan. 2007'de interim derler ya, Glovaçkin'in Vlasov karşısında kazandığı gibi. Aynı sene içerisinde şampiyon Virgil Hill'ı mağlup ederek unvanın tek sahibi haline geldi. Ve bir Türk boksör olarak büyük bir başarı yakaladı. Zonguldaklı boksörümüz Fırat. Virgil Hill'la çıktığı maçta dünya şampiyonu olmuştu. Ve Darnell Winster'a karşı da şampiyonluğunu korudu. 2008 Eylül ayında Guillermo Jones'la Panamalı'ya kaybetti. Hazırlık kampında geçirdiği bisiklet kazasında ölümden döndü. Fırat Arslan çok badireler atlattı. Spor salonuna temizlik yapmak için girdi ama boksör olmayı kafasına koymuştu. Ve sonra büyük bir şampiyona dönüştü o salonda. Zonguldaklı Fırat Arslan sefer seferiyle 5. round'da. Sadrekler geliyor arka arkaya. Sol koşe. Sadrek bir kez daha. Karaciğerine yöneldi Fırat Arslan. Sadrek vurdu bir kez daha. Bir Sadrek daha giriyor. Bravo Fırat. Sağ sol koşeler bir kez daha. Deformasyonlar da başladı artık. Sol koşesi de vurdu. Fırat'ın solları fena. Bir Sadrek daha geliyor. ...2007'de profesyonel boksa başlamıştı. O sene dünya şampiyonu olmuştu Fırat. Yani sefer seferi boksa, profesyonel boksa başladığında. Bu sene 3. maçı Makedon ya da Doğan Arnavut boksör sefer seferinin. Gostiv orada doğdu. Bir taraf sefer diye bağırıyor, bir taraf Fırat diye. Sadrek sefer seferinden. Bu kez Fırat'tan karşılıklı yumruklar var. Çok iyi darbe. Fırat kondisyonu kesinlikle
İyi kullanmalısın. Sağ sol direkler geliyor Sefer Seferi'den. 9 yaş daha büyük. Fırat rakibinden. Bir sağ direk daha geliyor. Normal şartlarda bu yaşlarda bir boksöre lisans vermezler. Fırat dünya şampiyonluk maçı peşinde. Bravo Fırat. Bir tane daha geliyor. Sefer'in sol gözünün altında deformasyonlar var. Fırat'ta da burunda kanama. Sağ direk, sol direk. Bir sol direk daha. Sefer sol koşe. Roundu bitirmek üzereyiz. Aman Fırat. Bol bol derin nefes köşede. Bol bol. 23 galibiyeti 2 yenilgisi var Arnavut boksörün. Değerli izleyiciler. İşin enteresan tarafı işte meslek. Bazen böyle oluyor. Bir futbol takımının başında Türk antrenör ve Türk takımlarımızdan birine karşı. Bunu düşünün. Bu yaşandı daha önce defalarca. Ve burada da Sefer Seferi'nin köşesinde Bolulu, Bolu Geredeli, Bülent Başer ve Sivaslı İbrahim Güneş var sevgili izleyiciler. İşte bakın burada Sefer'in köşesinde tam karşıda görünen İbrahim, önündeki de Bülent. Mücadelede altıncı round başladı. Haydi Fırat Aslan. Kader maçı bu. İmre Selos'la karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan ilkbaharda, sonbaharda da dünya şampiyonluk maçı bekliyor. İmre Selos maçı sevgili izleyiciler. 22 maç 22 galibiyet. Dünya sıralamasında WBO'da 4 numara. Fırat 3 numara. Sol koşe. Hatta Erol Ceylan WBO'nun Panama'daki konferansında büyük bir tartışma içine girdi WBO başkanıyla. Bu maçın interim maçı, geçici dünya şampiyonluk maçı olmasını istedi. Ama onlar Glavaşki-Vlasov maçını yaptılar. Muhammed Ali Kupası'nda D-Max'te izlemiştiniz. Sol direk süper. Fırat'tan iyi yakaladı. Direkler. Bir sağ kroşe. Sol savurdu, isabet yok. Gerçekten çok kuvvetli maç. Fırat taktiğini bozmuyor hiçbir şekilde. Sağ direk geldi şimdi. Kapalı gardının ardından iyice sol kroşeler savurdu. Sağ direkler de son derece iyi Fırat'ın şu ana kadar. Sol koşeti de gayet başarılı. Tarihi kim yazacak burada? On iki round uzun bir süre. Fırat'tan çok kuvvetli yumruklar var. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle Sefer Seferi üzerine gitmeye devam ediyor Fırat'ın. Haftalardır beklenen mücadele geldi çattı. 6000 dolaylarında seyirci topluluğu takip ediyor. Şöyle bir tribünlere bakıyorum. Bir tane yer yok sevgili izleyiciler. Sol koşe. Güven Toymaz'la da konuşmuştuk basın toplantısında. Bu topraklar böyle maçı az görür diye. Stuttgart ve Göppingen'de gerçekten de yani burada
şunu atlatmaya çalıştı Güven Toymaz. Bir Arnavut'la bir Türk'ün karşılaşmasında düşünün Göppingen'in dört bir yanından, Stuttgart'tan, başka şehirlerden, Frankfurt'tan, Münih'ten, Düsseldorf'tan gelen var. Hamburg'dan gelenler var. Hamburg'da burası. Açıkçası şöyle söyleyeyim sizlere. Trabzon'la Muğla gibi. Fırat'ın köşesinde de antrenörü Ted var. Ted Lechner. Tam önünde bir Almandı ama Müslümanlığı tercih etti. Fırat'ın ekibinde değerli izleyiciler. Bu bilgiyi de sizlere aktarmak istiyorum. Fırat Zorbaç kaderin birleştirdiği bu mücadelede fazlasını vermek zorundayız. Arnavut boksör bastırıyor. Sağ direk attı Fırat. Sağ koşusu. Mükemmel bastı. Baskısına devam ediyor sol koşu. Koşa bir kez daha. Fırat kapalı vaziyette. Biraz geriye doğru çekildi. 7. round'un ortalarına yaklaştı. Sol direkt Fırat Arslan. Sağ koşa tekrar. Aparkat girişimi. Sol koşe. Sol koşe tekrar. Sarıldı. Sol koşe gibi de olmadı açıkçası. İstiklal marşımız okundu Almanya'da. Bunun bir karşılığı olursa da çok mutlu oluruz. Almanı, İngiliz'i, Fransız'ı, Almanı, artık kim varsa Rus'u, herkes saygıyla dinledi salonda. Milli marşımız okunduğunda herkes ayaktaydı yine. Fırat kapanarak gidiyor. Oyunu bozmaya çalışıyor. Biraz kendisini dinlendiriyor. Kritik rauntlara ilerliyoruz artık. Yumrukların gücü, şiddeti düşecek tabii. İlk round biraz centilmenlik dışıydı ama sonrasında durumu çok iyi toparladılar. Sol direk. Sağ direk bir kez daha. Sol koşasını vuruyor Fırat. Roundu bitirmek üzereyiz. Sol koşa girişimi tekrar. Değerli izleyiciler, 7 round bitti. 8. rounda doğru uzanıyoruz. Heyecan son derece büyük. Özellikle değerli izleyiciler, buradan sonraki roundlarda çok farklı durumlar söz konusu olabilir. Çok dikkatli olmalıyız. Bu dikkatimizin dağılmaması lazım. Bu konsantrasyonla hücuma devam etmeliyiz sevgili izleyiciler. Almanya'da Göppingen şehrinde Alman meslektaşımla birlikte Matthias'la sevgili izleyiciler, o Mike Tyson'ın karşılaşmalarını Alman televizyonunda anlatıyordu. Lennox Lewis'leri, Ivan der Holyfield'leri anlatıyordu. Bugün de kendisiyle birlikteyiz. Kendisine de başarılar diliyorum. O Alman televizyonuna, ben de Türk televizyonumuza anlatıyorum karşılaşmaları. Türkiye'de sevgili izleyiciler. Bu
birçok ülke canlı yayınlıyor sevgili izleyiciler. Sayısını tam bilmiyorum ama bütün Avrupa'da büyük heyecanla bekleniyor. Sağ direk tekrar. Sol direk vurdu. Sağ koşu gol. Mükemmel yumruk kombinasyonu Fırat Aslan'dan. Ve sefer seferi bastırıyor şimdi de. IBF'te de Juan Pablo Hernandez de sevgili izleyiciler. Dünya şampiyonluk maçına çıkmıştı. İki bir puanla kaybetmişti Fırat Arslan. İki hakem Juan Pablo Hernandez'e Kibalı'ya, bir hakem de Fırat'a vermişti galip diye. Fazla veren kazanıyor biliyorsunuz, fazla alan. İki hakemi alan kazanmış oldu böylelikle. Juan Pablo Hernandez ikinci kez dünya şampiyonluğunu başaracaktı neredeyse. Fırat. Dört büyük federasyonun üçünde ilk 15'te yer almak kolay iş değil. Fırat şu anda bu durumda. Aparkattan süper. Şimdi Fırat kafasını eğdi biraz. Mihail Maz maçın hakemi hemen ciddi bir uyarıda bulundu. Erkan Teper Gorgilatya maçında oyun etmişti. Bu sene 38. maçında görev almış vaziyette maçın hakemi Frank Mihail Maz. Alman hakem. Yavuz Ertürk'ün de bu gece galip geldiğini sizlere aktarmak istiyorum. Arjantinli'yi mağlup etti. Knockout'la mağlup etti. Çok büyük başarı elde etti o da. 27. galibiyetini yaptı. Tek yenilgili Yavuz Ertürk. Yozgatlı boksörümüz. Tekrar mücadele ediyoruz. Fırat Arslan 8. rauntta son saniyelerde. Yine baskı peşinde. Sefer. Aparkat denemelerini sürdürüyor. Ve şimdi çok fena. Direkt yumruk geldi Fırat'tan. Salonun dört bir yanında Türk bayrakları var. Gong sesi iki boksörü de ayırdı. Sefer seferi değerli izleyiciler. Avusturya'da, İngiltere'de, Makedonya'da, İsviçre, Almanya, Kosova birçok ülkede ringe çıkmış bir boksör. Cruiserweight'te hiç kaybetmedi. Şu anda da Cruiserweight'te maç yapıyor. Yani Cruiserweight dediğimiz yarı ağır siklet, kravatör siklet sevgili izleyiciler. Bir seyircim beni bu konuyla ilgili eleştirmişti. Hepsine Türkçe söylüyorsun, niçin Cruiserweight'i Türkçe söylemiyorsun diye. Haklı o kardeşimiz. Böylelikle düzeltmiş olayım. Yarı ağır siklet. Bu sikletin sonrası ağır siklet değerli izleyiciler. Ağır siklete çıktı sefer seferi. İki maç yaptı. Bir Manuel Şara, bir de Tyson Fury'e kaybetti. Çok kritik roundlar bekliyor bizi tekrar. Twitter'da D-Max TR'yi eğer değerli izleyiciler hashtag'te kullanırsanız hem etiket hem tabela olarak yorumlarınız bana ulaşır Twitter'da ya da boks gecesi. Fırat'tan yine çok iyi bir başlangıç 9. raunda. 10 raunttan daha uzun maç bekliyor bizi gibi görünüyor sevgili izleyiciler. Sefer Seferi kariyerinde en fazla 10 roundluk maç yaptı bugüne kadar. 11. roundu görmüş bir boksör değil. İlan edilen 2 tane 12 roundluk maçı var. 3 tane düzeltiyorum. O karşılaşmalarda hep knockoutlarla bitti. Knockoutlarla kazandı.
Zafer Seferi. Çok ilginç bir tarzı var. Yıprata yıprata 12. rounda getiren bir isim. Fırat da bunu böyle bilmek lazım. Sağ sol kroşeler. Hakeme itirazı var. Devam edin diyor başın hakemi. Bir sağ kroşe daha. Fırat Arslan'dan. Marco Huck'la maç yaptığında ve o karşılaşmada sevgili izleyiciler, Marco Huck'un eldivenlerinin içinde metal parçaları çıkmıştı. Fırat'ı yenebilmenin yolu olarak bunu görmüştü Marco Huck. Sağ kroşe, sol kroşe. Tekrar. Savaşçı ruhunu ortaya koydu. Her iki boksör de. Sadrek. Apakat. Aparkat girişimi tekrar sol koşe. Uyarı geliyor, sert uyarı geliyor. Kafasını fazla uzattığı için. Ama tribünlerde de buna itiraz var. Ama hakem biraz haklı. Roundu tamamladık. Kağıtlarımın üzerinde kırmızılıklar söz konusu. Gerçekten de çok zor bir maç geçiyor. Onuncu round tabelası gezdirildi. Belalı bir rakip. Trabzon'da Isaac Pacquesi Anrak karşısında elde etmiş olduğu WBO'nun kıtalar arası şampiyonluk mücadelesi bu aynı zamanda. WBO'da Goran Deliç'i yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu. Fırat Arslan değerli izleyiciler. 10 maçta kimse bileğini bükemiyor. Fırat Arslan'ın. Şimdi burada arkasını döndü. Hakem adil bir maç yönetiyor, bunu söyleyebilirim. İki boksöre de haksızlık etmemek için bir çabası olduğu kesin. Tekrar üzerine gitti. Bir sol direk attı. Sol koşesi, aparkatı. Bu gece gerçekten boksa doyduğumuz bir gece oluyor neredeyse. Ringden üzgün mü, mutlu mu ayrılacağız onu göreceğiz. İki boksör de ekranları başına yeni geçenler için belirteyim. Herhangi bir knockdown, yıkılma yaşamadılar. Ama Fırat bayağı zor durumlara soktu rakibini. Fırat kapalı vaziyette. Yumruk kombinasyonuyla girmeye çalıştı. Arnavut Sefer Seferi. Tekrar yumruk kombinasyonuyla püskürttü rakibini Fırat Arslan. EVS Arena Göppingen'de. Burada 4 tane salon var sevgili izleyiciler. Sefer iyi yakaladı bu kez. $60,000 dolaylarında bir nüfusu var Göppingen'in. Onda biri burada.
Tabii çevre şehirlerden de çok gelen oldu. Ben de buralarda bu kadar tanındığımı bilmiyordum açıkçası. Resim çektirmekten maça yetişemiyorduk neredeyse. Gerçekten izdiham vardı bugün burada. Sol koşuyu savurdu, isabet yok. İyi kaçtı o bölgeden. Sefer bastırıyor üzerine. Arnavutları umutlandırdı, heyecanlandırdı bu durum. Sağ kroşe Fırat'tan tedavi edici. Pozisyonunu tedavi etti. Şimdi de daha büyük telafi bekliyoruz. Sol direk attı Fırat. Bu salonda 6. boks mücadelesi. Bu şehirde 13 kez boks maçı yapıldı. Boks gecesi düzenlendi. Zaten bu salonda yapılan o 6 organizasyonun 4 tanesinde Fırat Arslan ringe çıktı sevgili izleyiciler. Bu şehir 1945'te çok büyük bir hava saldırısı yaşadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 300 küsür kişi hayatını kaybetti. 212 bina yerle bir oldu. Ve şöyle bir bilgi de aktarayım. Almanya'nın ilk sineması Göppingen'de, bu şehirde yapıldı. İlk sinema burada seyredildi. Tansiyon çok yüksek. Sizleri biraz değişik yerlere sevk ederek tansiyonunuzu düşürmeye çalışıyorum. Biliyorum birçok kişi koltuklarda takip ediyor olmalı mücadeleyi. Ayağa takıldı, ayağa takıldı. Ayağa takıldı. Sefer seferinin ayağa takıldı. Knockdown yok. Hakem iyi gördü. Sol direkler. Kimseye haksızlık olsun istemeyiz. Galibiyetimizin haklı bir şekilde olmasını istiyorum açıkçası. Eğer galip gelirsek. Antrenörü Bülent Başar sefer seferinin aparkat istiyor. Ali Eren Demirezen de aralığın 8'inde Polonya'da kader maçına çıkacak İzu'yla. Ali Eren belgeselini izleyeceksiniz bu maçın hemen sonrasında. İzu'yla yüz yüze geldiler Polonya'da. Basın toplantısı da birazdan. 11. roundda ilk dakikayı geride bıraktık. Yavaş yavaş geldik maçın sonuna. İki tarafta nasıl puanlar bekliyorlar merak ediyorum açıkçası. Sağ direkler, sol koşe, sağ koşe, sol koşe. Süper, çok başarılı Umutlar Fırat'tan. Sol direk atıyor, sağ kroşe, sol direk. Sol koşe bir kez daha. Çok tehlikeli bu anlar. En ufak hata maçı kaybettirir. Sol koşe. Fırat kafasıyla gitti yine rakibin üzerine. Sol koşe çenesinden yakaladı. Fırat'ın üzerine gidiyor sefer. Sağ koşe bir kez daha. Tansiyon zirve yaptı artık. 12. raunda giriyoruz. Fırat'ın eli havada. Bu mutluluk verici. Tribünden ayağa kaldırdı bu durum.
Bir anda coşturdu herkesi. Türkler ayağa kalktı. Bitirdim ben bu işi der gibiydi Fırat Arslan. Ama 3 dakika daha var. Gerçekten çok zor 3 dakika. Ali Eren Demirezen Almanya'da kampta şu anda Balıkesir'de hazırlıklarına başlamıştı. Almanya'da kampta 8 Aralık'ta Polonya'da İzmir'le karşılaşacak. İzmir dünyanın en iyi atletlerinden biri. 12. round inanılmaz başladı. Müthiş bir sol koşa Fırat Arslan'dan. Yıkıyordu neredeyse Arnavut boksör sefer seferi. 44 galibiyet, 8 yenilgi var kariyerinde. Kafa kafaya bir çarpışma. Birinci round'daki kafa çarpışmaları son round'da da devam ediyor. Sefer seferi. Ne kadar büyük hazırlıklar gerekiyor, hayal edin artık. 12 round'a kadar her şeylerini ortaya koydular. Ama 12. rauntta gelecek bir knockout Fırat Arslan'ı kral yapar. Herkesin sesi kısıldı, inanın bana. Fırat'a dev destek değerli izleyiciler. Ve bir tane daha geldi. Ama sefer ne kadar sert yumruk alırsa alsın inmiyor hiçbir şekilde. Cruiserweight'te yarı ağır siklette onu bugüne kadar mağlup edebilen bir boksör çıkmadı. Ve 21 knockout'u var. Sağ sol direkler sürüyor. Gecenin organizatörleri ortaklaşa yaptılar. Erol Ceylan Yozgatlı, Sivaslı Okan Yavuz'la birlikte Almanya'da yaşayan iki iş adamı Erol Ceylan da 45. organizasyonunu düzenliyor. Boks organizasyonunu. 8 Aralık'ta Polonya süper bir sol koşuda. Sağ direkt. Deontay Wilder Tyson Fury maçını da 2 Aralık pazar sabahı 7'de 1 Aralık'ı 2 Aralık'a bağlayan gecenin sabahında Deontay Wilder Tyson Fury maçını da yine T-Max'te izleyeceksiniz sevgili izleyiciler. Sadrek. Bir tane daha geliyor. Arka arka yumruklar. Fırat geriye çekildi. Sağ direkt sol direkt. Yumruk kombinasyonları sefer sefer eden. Arnavut boksör bastırmaya çalıştı. Şimdi Fırat aradan bir tane çıkarttı. Değerli izleyiciler, 12. round'un son haberi. Mücadele bitti. 12. round WBO'da kıta arası şampiyonluk maçı. İnanılmaz bitti. Bir gerçek var sevgili izleyiciler. Bir gerçek var. Aslanlar gibi mücadele verdi hem Fırat Arslan hem de Sefer Seferi. Ladies and gentlemen, nochmal einen großen Applaus für beide Kämpfer, die hier einen richtig harten Kampf geliefert haben. Kommen wir zum Ergebnis am heutigen Abend. Ingo Barabas, Judge One, wertete den Kampf 115 zu 113 für die rote Ecke. Fırat Arslan'a verdi Judge Hakem. Zwei, Giulio Piras wertet den Kampf 114 zu 114 unentschieden. Bir hakem beraberlik verdi. Bir hakem beraberlik Judge verdi. Judge 3
Matteo Montella wertete den Kampf 114-114. Damit ist der Kampf unentschieden. Beraber bitti maç. Maç berabere bitti sevgili izleyiciler. Unentschieden und weiterhin amtierender Mücadele berabere bitiyor. Golovkin Canelo maçındaki gibi berabere bitti maç. Çok ilginç sevgili izleyiciler. Kesinlikle katılmıyorum bu karara. Fırat Arslan'ın kazandığını düşünüyorum açıkçası. Ama inanılmaz bir an.